İkinci derece denklemlerde çözüm metotları. Bu videomuzda ikinci derece denklemlerin hangi metotlar ile çözüldüğünü konuşacağız ve ardından bu metotları uygulamaya başlayacağız. İkinci derece denklemin bir ne olduğunu hatırlayalım. ax kare artı bx bu b kötü oldu biraz. ax kare artı bx artı C eşittir 0 biçimindeki denklemleri ikinci derece denklem diyoruz. İkinci derece denklemleri çözerken birçok öğrencinin yaptığı en klasik hata karşı tarafı 0 yapmamaktır. Sabiti karşı tarafa atıp da çözme diye bir şey uyduruldu son yıllarda öğrenci milletinin uydurması, bazı hocaların da bazı sorularda o tekniği kullanması çok kafa karışıklığına neden oldu. İkinci derece denklem çözerken karşı taraf daima ve daima sıfır tutulmalı. Karşı taraftaki her şey bu tarafa toplanmalı. Bu bilgiyi özellikle burada bir vurgulamış olalım. Peki bir ikinci derece denklemi hangi yollar ile çözebiliriz? İki temel yöntem vardır. Birinci yöntem çarpanlara ayırma. Ve bizi zorlamadığı sürece, başka bir yöntemi dayatmadığı sürece ilk olarak çarpanları çarpanları da ayırmayı deniriz. İkinci derece denklemi. Ne zaman bunu kullanamayız? Bu ifade çarpanlarına ayrılmıyorsa bu metotla çözme şansımız yok. Sadece çarpanlarına ayrılabilenleri çözer. Çarpanlara ayırma yönteminin zayıflığı budur. İkinci derece denklemlerde ama karşımıza geldiğinde ilk olarak bu yöntemi denemek zorundayız. Çünkü bu daha kısa. İkinci yönteme geldiğimizde İkinci yöntem çok daha matematiksel bir yöntemdir. Diskriminant yardımıyla. Diskriminant yani delta dediğimiz kavram yardımıyla. Bu kuralın özelliği önüne gelen her ikinci derece denklemi çözer çarpanları da ayrılanları da çözer. Diskriminantın çözemediği hiçbir ikinci derece denklem yoktur. Tüm ikinci derece denklemleri çözer. Madem niye çarpanlara ayırma kullanıyordu diye sormayın. Çünkü çarpanlara ayırmanın da hızı vardır. Çarpanlara ayrılan bir tanesini çarpanları ayırmayla çözmenin hızı diskriminant kullanarak çözmeden 2-3 kat daha hızlı diyebiliriz. Şimdi burada konuşacağımız şey sadece bu idi. İkinci derece denklemin size sorulursa kaç çözüm yöntemi var diye cevabınız çok açık olmak zorundadır. Çarpanlarına ayırma ile çözebiliriz veya diskriminant ile. Hangisi ikinci derece denklemlerin hepsini çözer? Diskriminant çarpanlara ayırma sadece çarpanlarına ayrılanları. Şimdi ilk olarak ikinci derece denklemde çarpanları da ayırma ile ikinci derece denklemleri çözeceğiz. Ardından ise diskriminant yardımı ile ikinci derece denklemleri çözeceğiz. Konu akışımız bu şekilde devam edecek. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.